Herkese merhabalar, mutfağıma hoş geldiniz. Ramazan hazırlıklarım tam gaz devam ediyor. Bugün sizlere iftarlık iki güzel tarif önerisinde bulunacağım. Bunları önceden hazırlayıp buzdolabımızın dondurucu kısmına atacağız. Ve Ramazan'da Allah'ın izniyle afiyetle yapıp yiyeceğiz. İlk tarifim bulgur köftesi olacak. Bunun için bu ince köftelik bulgurlar var ya, onlardan ve biraz da irmiğimiz var. Bulgur ve irmiği bir kabın içerisine aldım. Üzerine kaynar su ilave ediyorum. Şöyle bir sallayalım kabımızı. 5 dakika boyunca bulgurum ve irmiğin şişmesini bekliyorum. Bulgurum ve irmiğim iyice kabardı. Yoğurma kabıma alıyorum onları. Şimdi içerisine unu da ilave ediyorum. 2 Türk kahvesi fincanı kadar un kullandım. Normal bildiğimiz Türk kahvesi fincanı. Yumurtamızın sadece akını, yani beyazını kullanacağız. İsterseniz hiç baharat katmayabilirsiniz içerisine, ama ben baharatı çok seven bir insanım. O yüzden baharat da kullanacağım. Kuru nane, pul biber, kekik, kimyon ve tuzumuz var. Onları da ilave ediyorum. Şimdi içerisine sıvı yağ ilave edeceğim. Ortalama 2 yemek kaşığı kadar sıvı yağ yeterli olur. Yaklaşık 5 dakika kadar tüm harcımızı yoğuracağız. Köfte harcımız hazır. Verdiğim ölçülere eğer uyarsanız böyle hiç ele yapışmayan çok güzel bir harç elde edersiniz. Bakın, hiç yapışma olmuyor. Fırın tepsimize bolca un serpiştirdim. Şimdi köfte harcından istediğiniz büyüklükte, ne kadar istiyorsanız o büyüklükte parçalar alın. Bu şekilde yuvarlayıp unladığımız tepsiye bırakın. Şimdiden söyleyeyim, benimkiler çok küçük olmayacak. Ben biraz büyük yuvarlıyorum çünkü. Köftelerimin hepsi hazır. Üzerine biraz daha un serpiştirdim. Şimdi tepsimizi sallayacağız. İyice her yerine un gelsin. Her yerini güzelce unladık. Şimdi buzdolabı poşetine böyle unlu bir şekilde istediğimiz miktarda koyacağız. Bu tamamdır. Geri kalanlarını da poşetleyeceğim şimdi. Şimdi de fırında patlıcan közleyeceğiz. Patlıcanların sap kısımlarını kestim. Şimdi ince bir bıçakla veyahut da çatalla da olabilir. Her yerine şöyle delikler açalım. Patlıcanlarımızı 220 derecelik fırında 40 dakika boyunca pişireceğiz. Patlıcanlarımız pişti. Şu anda çok sıcaklar. Biraz soğumasını bekleyeceğim. Patlıcanın ortasını gördüğünüz gibi bıçak yardımıyla açtım. Şimdi kaşıkla şöyle içine alacağım. Şöyle bir süzgecin içerisine koyuyorum. Patlıcanlarım hala sıcak. Farkındaysanız dumanlar da çıkıyor. Tamamen soğumaya bırakacağım. İyice soğuduktan sonra poşetleri alacağız. Soğuyan patlıcanlarımızı buzdolabı poşetine alıyorum. Bulgur köftemiz ve patlıcanlarımız hazır. Şimdi bulgur köftesinin kullanımı ile ilgili çok önemli bir bilgi vereceğim. Hemen böyle buzluktan çıkartıp buzlu bir şekilde pişirmeye, haşlamaya çalışmayın. Sakın dağılır. Çıkardıktan sonra 1 saat bekletin. 1 saatin sonunda haşlayın. O zaman kesinlikle bir dağılma olmaz, merak etmeyin. Patlıcanların da buzu çözüldükten sonra ister salatasını yapabilirsiniz, ister de yoğurtlayarak yiyebilirsiniz. Size kalmış. Ramazan hazırlıkları videolarım devam edecek dediğim gibi. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın lütfen. Yorumlarınızı da bekliyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın.